Merhaba, günaydın, iyi sabahlar. Ekonomi programımız başlıyor. Ticaret savaşları küresel borsaların dengesini bozdu. ABD ekonomisi son 7 yılın en yüksek büyüme hızına kavuştu. Peki endeksler neden eksiye kapandı? Borsa İstanbul'da satışlar derinleşti. Dolar tarihi zirveye çıktı. Negatif hava etkisini ne kadar sürdürecek birazdan? Piyasalarla ilgili gelişmeleri Necmettin Batırer'le birlikte değerlendiriyor olacağız. Bu programda yine çok değerli bir konuğum var. Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kerem Alkin'le bugün heyecanla beklediğimiz büyüme rakamlarını, Türkiye'nin AB sürecini, beklenti yönetimini, enflasyon tuzağını ayrıntılı konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Ben Elif Saygıdeğer. Ekonomi 7/24 başlıyor. Evet, piyasa analizi diyoruz. Necmettin Batırer'le birlikteyiz. Günaydın, nasılsınız? İyisiniz? Bugün çok heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. Yani bakalım sizin bu tahminler tutacak mı? Algı operasyonunu yapıyorlar Türkiye aleyhinde, biliyorsunuz. Evet. Hep böyle açıklanması gereken olumlu bir gösterge. Öncesinde dikkat edecek olursanız negatif gelişmeler hep ön plana çıkartılıyor. Bu iyimserliği gölgelenmek isteniyor. Aslında yapılmak istenen bu. Yani diyor ki Necmettin Batırer, bugün büyüme rakamları gelecek, saat 10'da biliyorsunuz. Tahminler işte. Büyüme rakamlarını alacağız 2017 için. Yıllık bir büyüme ortaya çıkacak ve tahminlerin üzerinde bir büyüme rakamı beklediğimizi biz ifade etmiştik daha önceki programlarımızda da. Ama bakıyoruz ki bugün dolar olmuş 4 lira. İşte bahsedilen bu. Evet, aynen o şekilde, evet. Evet, ve bakalım hemen dünya piyasaları nasıl? Orada da çok aslında görüntü iyi değil. Görüyorsunuz Dow Jones %0.04 eksi, Nasdaq 0.85, S&P 500 0.29 eksi. Şimdi ne oluyor diye baktığımız dünya perakende devi Amazon'la ilgili gelişmeler dünya piyasalarında bir gerilim yarattı tekrar. Özellikle Amerikalı yayın kuruluşu Axios'un farklı kaynaklara dayandırdığı Amazon'un faaliyetleriyle ilgili olarak Trump'ın yakından ilgilendiği yönündeki haberler Amazon hisselerine %7.3'e kadar derin bir satış getirdi. Biraz toparlanma olsa da bu endeksler üzerinde işte gördüğünüz kırmızı görüntüyü beraberinde getirdi. Aslında iyimser algılanacak bir gelişme vardı. Bu neydi? Hı. Amerika'da 7'nin en yüksek büyüme hızına ulaşıldı. Evet, 2.9. 2.9 oldu. 2.7 bekleniyordu. İşte teknoloji hisselerine satış geldi. İşte Amazon dediğiniz gibi gerçekten Amazon'daki satışlar birdenbire havayı bozdu. Beyaz Saray yalanladı haberi ama bir defa ortaya çıktı. Hani şuyu vukuundan beter derler ya, haberin duyulması yani etkisinden daha berbat oldu. Bu şekilde bir durum çıktı ortaya. Bugün Amerika'da Şubat ayı kişisel gelirlerle kişisel harcamalar açıklanacak. Fakat her gün yeni bir gelişme oluyor. Artık o kadar enteresan ki Trump hiç rahat durmuyor. Her gün bir açıklama yapıyor. Bu arada da Trump'la ilgili Maryland savcısı, yargıcı dava açılmasına karar vermiş. Ya yani o da yargıçlarda Trump'ın başı dertte. Yani Trump bir sürü hamle yapıyor, bir sürü söylemde bulunuyor ama harekete geçtiği anda da hemen hukuki boyutta bir karşılığını buluyor Amerika'da. Ama bakın, başkan olduktan sonra ticari ilişkilerini oğullarına devretti. Fakat Washington'daki otelini devretmemiş. Bu çok enteresan bir gelişme. Yani haksız bir kazanç elde etti diye bir iddia var ortada. Hı. Böyle bir suçlamayla karşı karşıya kaldı tabii. Ya bu baştan beri var zaten. Yani sonuçta Trump'ın iş dünyasından geldiğini biliyoruz. Başkanlığıyla birlikte. Yani bunu işte gölge olarak, yani gölgesinde kalıyor şu anda. İşte oğluna devrediyor, aile devam ediyor. Ama tabii ki her zaman bu söylemlerin gölgesi üzerinde olacak. Resmen ilişkilerini kesmesi gerekiyormuş. Böyle bir gelişme de varmış. Diğer taraftan işte Rusya soruşturması var. Bir de bir porno yıldızıyla ilgili bir şeysi var 2006 yılında. Yani hepsi, ve dikkat edecek olursanız Trump'ın bütün verdiği ifadeler çok çok büyük önem taşıyor. Çünkü yemin etti. Yalan söylemeyeceğim diye yemin etti. Başkan olurken. Eğer yalan söylediği ortaya çıkarsa başkanlığı tehlikeye düşer. Yani bu çok kritik bir aşamaya gelmiş vaziyette. Yargıçların vereceği karar çok çok büyük önem taşıyor. Evet, devam edelim Avrupa piyasaları. Evet. Avrupa piyasaları biliyorsunuz ticaret savaşlarını öncelikli olarak fiyatlıyor. Ek vergilerle ilgili olarak özellikle Avrupa Birliği bundan olumsuz etkilenebilir beklentisi ilk etapta çok ciddi satışlara neden olmuştu. Ardından AB'nin bunun dışında kalmasıyla birlikte aslında biraz daha Amerika'daki gelişmeleri şu anda çok umursayan bir Avrupa yok. Yani öncelikle kendine baktı Avrupa. Evet. Dedi ki çelikli alüminyumdan biz yırttık. Burada bir sıkıntı yok. Dolayısıyla önümüze bakalım. İşte o yüzden biraz orada Amerika'nın kendi özelinden ayrılıyor.
ayrılan bir Avrupa olduğunu görüyoruz. İngiltere 0.11 artı da DAX 25.00, Fransa eksi kapattı. Ama genel olarak kendi iç gündemiyle daha alakalı olduğunu söyleyelim. İşte İngiltere'de biliyorsunuz İngiltere Merkez Bankası Brexit sürecine Avrupa Birliği ile uyum içerisinde devam edeceğini açıkladı. Bu da iyimser algılanmaya yol açtı. Gerçekten dediğiniz çok doğru. Avrupa Merkez Bankası'nın bundan sonra atacağı adımlar yakından takip ediliyor. Hı hı. İşte bakalım ne zaman faiz artışına gidecek. Enflasyon yükselmeden kolay kolay faiz artışına gitmesi de beklenmiyor. Evet, gelelim Asya borsalarına. Asya borsalarında da artıda bir seyir var. Bugün itibariyle. O da yine Amerika ve Çin gerginliğin azalmış olması. Fakat bu arada bir hatırlatmada bulunayım. Çin yeni bir misilleme paketini hazırlamakla meşgulmüş. Bence yani iki paket hazırlıyor Çin. Evet. Çin'in elinde iki paket. Bir misilleme paketi, bir de düzenleme paketi olacak herhalde. Orada herhalde değil mi? Fakat diplomatik gelişmelere bağlı olarak. Bakın Amerika bir hafta içerisinde tam 300 milyar dolar borç bulmak zorunda. En büyük kendisine borç veren ülke kim? Tahvillerini Çin. Bakalım Çin alacak mı? Çin alacak mı, almayacak mı? Yani en önemli soru o. Evet. Orta ve uzun vadede bu anlamda bir strateji değişikliğine gidebileceğini konuşuyoruz uzun zamandır. Öncesinde de bunun biliyorsunuz piyasaya böyle bir dedikodu haber bazında bir girişi olmuştu. Hemen al aşağı olmuştu dolar endeksi hatırlatmak istiyorum. Şimdi bakalım evet yani bu borçlanmayı nasıl gerçekleştirecek? İşte, Amerika ve Çin'in tavrı ne olacak? Uzun vadeli belki bir gösterge olabilir bize. İşte zaten bu gelişme üzerine zaten Çin'le ticaret savaşlarını masada konuşalım, halledelim diye bir gelişme yaşandı. Böyle bir gelişme. Bunun ortaya çıkıyor. Şöyle Çin arasındaki bu sıcak ilişkiler birkaç gündür tahvil satışları öncesinde. Bu borçlanmadan kaynaklanıyor. Evet, bakalım ne olacak. Geliyoruz. Borsa İstanbul. Borsa İstanbul. Evet, 114.129 puan seviyesinden başlayacak. Şimdi öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Dünya piyasalarında genel görüntünün eksi olduğunu az önce aşağı yukarı gördük. Uluslararası piyasalarda satışlar varken borsa yukarı gider mi? Evet, gidebilir. Nasıl gider? İyi bir hikayesi olursa. Bugün büyüme rakamları gelecek. Buna güvenmek istiyoruz. Ama bir yandan da bakıyoruz ki az önce siz de ifade ettiniz 4 lira biraz sonra konuşacağız 4 lira dolarla güne başlıyoruz. Dolayısıyla biraz moralleri bozmak istiyorlar. Büyüme rakamı ne kadar etkileyecek? Dolar mı daha ağır basacak? Dolardaki yukarı basınç ve işte bu beklentiler yoksa büyüme rakamlarına mı yönelecek ve fiyatlayacak borsa? Yani ortada kasıtlı bir davranış olduğu çok açık, çok net bir şekilde görülüyor. Türkiye'yi engellemek için, Türkiye'nin hızını kesmek için bir sürü gelişmeyi algı operasyonu yaparak gündeme taşıyorlar. Societe Generale'nin yapmış olduğu açıklama çok enteresan. Diyor ki bakın Türk lirası büyüme hızı diyor %7 satın alındı zaten piyasalarda diyor. Dün açıkladı. Fakat diyor ki Merkez Bankası %5 değil diyor. %10 enflasyon hedefine göre kendisini ayarlaması lazım diyor. Buna göre diyor faiz artışlarına devam etmesi lazım diyor. Bu faiz i̇şte bu enflasyona ağzından, uymuyor diyor yani. Baklayı ağzından çıkarttı yani. Faiz artışını elde etmek için Türkiye ile ilgili son derece olumsuz algı operasyonu yapıyorlar. Doların 4 TL'nin üstüne çıkması bu gelişmeden kaynaklanıyor. Evet, bu arada libor faiz oranları da yükseldi. Evet, yüksek. Biliyorsunuz bankalar arası bankaların birbirleriyle borçlanmalarını gösteren faiz oranı ve bankalar da birbiriyle yüksek borçlanıyor. Otomatikman bu tabii ki hem bankanın maliyetine, oradan reel sektörün maliyetine yansıyor. Dolayısıyla böyle bir maliyet artışı da var. Var. Ama esas maksat benim gördüğüm kadarıyla Türk lirasının negatif artışmasındaki en büyük etken Türkiye'de bugün açıklanacak olan büyüme hızının çok büyük bir etki meydana getirmesini engellemek. Kaç gelecek sizce büyüme hızı? Ben %10 bekliyordum. Benden daha yüksek bekleyenler varmış. Birazdan daha yüksek bekleyen konuğumla zaten detaylı büyüme rakamını konuşuyoruz. Dördüncü çeyrek için. %10. Daha yükseğini bekleyenler var bu programda. Evet. Yıl sonu içinde herhalde 7,5'un üstü gibi bekleniyor. 7,5'un üstü olursa dünyanın lideri olur bakın Türkiye bakın ben size söyleyeyim. Yani bu 7,5'un üstüne çıktığı zaman acaba kredi kuruluşları, Dünya Bankası, IMF ne yapacak? Yani kendi %4, %4,5 rakamlarını tekrar yukarı revize edecek mi? Edecek. Hiç bunlarda utanma, arlanma duygusu yok. Bakın. Haydi devam edelim. Döviz fiyatlarıyla. Evet. 4. Dolar 4 lira. 4 Euro, lira. Euro lira. 4.94 euro dolar 1.23.31 kalıcı mı 4? 4.013 olmuştu. Ben kalıcı olarak görmüyorum. Bakın ben size söyleyeyim. Yani bu seviyeden aslında hep öneriyorum ama yükseliş de var. Ama orada DTH'larda biraz bir 4'te zaten bir çözüm hafif başlayabilir. Evet. Her an başlayabilir. Gerçekten biraz önce sözünü ettiniz. Büyüme rakamı tahminleri aşacak olursa birdenbire hava değişecek bakın ben size söyleyeyim. Ama nereye kadar iner? 3.95'e kadar iner. 3.95'te çok güçlü bir destek var. Eğer orayı kırarsa 3.90'a kadar inme ihtimali var. Evet. Doların. Petrole. Altına bakalım. Altın ben petrole geçtim. Evet. Altın zaten malumuz
1326 dolar, altının onzu yükseliyor. Dolar yükseliyor, içerideki rakamlar yükseliyor. Gram altın 171,5 lira, çeyrek altın 280 lira, Cumhuriyet altını 1150 lira. Şimdi altının düşmesindeki en büyük etken Çin ile Amerika arasındaki bu gerilimin masada çözülecek olması. Bu gerilimi ortadan kaldırdı. Jeopolitik riskler de şu anda azalmış vaziyette. Fakat dikkat ediyorum ben, 10 yıllık Amerikan tahvilini alım geliyor. 2.75'e kadar düştü faizler. Hala altın hareket etmiyor. Demek ki şuradan şu altının sonuç çıkıyor. Altının yükselmesi gerekir. Artık yatırımcı orada güvenli liman olarak altını değil Amerikan tahvilini tercih ediyor. Bu evet enteresan. Evet öyle bir gelişme var. Böyle bir, ama altında eğer 1322 doları kırarsa 1315 dolara kadar düşme potansiyeli var. Peki tabii yani bu var. Eğer ABD 10 yıllık tahvillerinden farklı bir eğilime girersek evet. Biliyorsunuz hep ters koordine gidiyorlar birbirlerine. Evet. Dolayısıyla hani bu kopar mı? Orada benim soru işaretim var. Pek de kopacağını ben düşünmüyorum. Evet. Devam ediyoruz petrol fiyatlarıyla. Evet. Ham petrol 64-66, Brent petrol 69 dolar seviyesinde. Orada da 70'i tepe olarak herhalde koruyoruz hala. İşte Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıkladığı haftalık stoklarda 2.6 milyon varillik artış oldu. Aynı şekilde ABD Enerji İdaresi'nin açıkladığı haftalık stoklarda da artış oldu. 70 dolara aşamadı petrol. 60 dolara kadar geldi. 68 dolara kadar belki inme ihtimali var. Fakat daha aşağısı şu an için görünmüyor. Teşekkür ediyorum Necmettin Batıra ile ve devam ediyoruz programımıza. Günaydın, iyi sabahlar. Ben Elif Saygıdeğer. Türk lirası değer kazanıyor. Hemen bir kısaca göz atalım şimdi. Yaşam felsefesi ise verdiğiniz kadar varsınız. Neler yaptığınız bizim için çok çok önemli. Evet, ekonomi dünyası diyelim, öne çıkan haberler. Başbakan Binali Yıldırım ekonomide devrim kararlarını açıkladı. 128 milyar liralık yeni yatırım teşviki onaylandı. Bir ay süren şirket kurma faaliyetleri bir saate indirildi. İşlemlerin maliyeti 2250 liradan 650 liraya düştü. Yıldırım, bürokrasi tuş oluyor, tuşa basacaksınız, işinizi yapacaksınız dedi. Yıl sonuna kadar vatandaşın her türlü işini e-devlet üzerinden yapacağını belirten başbakan, şimdi 67 maddelik bir paket daha var. Türkiye offline değil, online ülke konumundadır. Önümüzdeki birkaç gün içinde ekonomiyle ilgili hazırladığımız kapsamlı eylem planını kamuoyuyla paylaşacağız diye konuştu. Amerika'da Türk Organize Sanayi Bölgesi kurulması planlanıyor. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat, ülkedeki birkaç eyaletle görüşerek Organize Sanayi Bölgesi kurmayı istediklerini duyurdu. Amerika'da ticaretin Avrupa'ya göre daha yüksek fiyat aralığı ve karlılıkla döndüğünü anlatan Akat, şunları söyledi. Biz pazar araştırmasını yaptık. Birçok üründe fiyat avantajı Amerika'da daha yüksek, daha kazanç sağlıyor. %20 civarında vergi ödendikten sonra geri kalan karla Amerika'da büyüme planı hedeflenebilir, daha fazla para Türkiye'ye getirilebilir dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin işlemler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 Nisan tarihinden itibaren pasaport ve sürücü belgesi verilme işlemleri tamamen nüfus müdürlükleri eliyle gerçekleşecek ve vatandaşlarımız daha yüksek standartlarda ve hızlı bir hizmete kavuşmuş olacaktır dedi. Maryland Eyaleti Bölge Mahkemesi Yargıcı, Maryland ve Kolombiya Bölgesi Başsavcılarının yaptığı iki başvurunun Başkan Trump'a dava açılması için kısmen yasal temeli olduğuna hükmetti. Sorun ABD başkanlığı döneminde maaşıyla geçinmek zorunda olan Trump'ın feshetmediği söylenen bir iş anlaşmasından kaynaklanıyor. Koltuğa oturmadan önce iş imparatorluğunun idaresini oğullarına devreden Trump, ABD başkanı sıfatını taşırken işleriyle ilgili anlaşma yapmak ve haksız rekabetten kazanç elde etmekle itham ediliyor. Dava sadece ABD başkanının başkent Washington'daki Trump International Hotel'le devam eden ilişkileriyle ilgili iddialar üzerinden açılabilecek. Evet. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın vergi, antitrust ve rekabet yasaları kapsamında e-ticaret devi Amazon'un peşine düştüğü haberi
Beyaz Saray tarafından yalanlandı. Ancak Trump'ın Amazon'un peşine düştüğü iddiasının ardından şirketin hisseleri sert düşüş gösterirken firmanın piyasa değerinde de büyük bir kayıp görüldü. İddiaların ardından Nasdaq endeksinde işlem gören Amazon hisseleri %7'nin üzerinde değer kaybetti. %4.3 olarak gün sonunda geriledi. 1431 dolara düştü. Şirketin 724 milyar dolar olan piyasa değeri de 31 milyar dolarlık kayıpla 693 milyar dolara geriledi. Bu sabah stüdyo konuğum Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kerem Alkit benimle birlikte. Günaydın hocam, nasılsınız? Hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi bir gazetelere bakacağız. Sizinle birlikte gazete değerlendirmesi yapacağız. Hemen bir gazetelere bakalım. Kerem hocamla da değerlendirelim. Evet, ilk gazetemiz gelsin. Star gazetesi. MYK'dan Amerika'ya Münbiç uyarısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda terörle mücadele ele alındı. Münbiç'teki teröristleri bir an önce bölgeden uzaklaştırın. Aksi takdirde Türkiye diğer bölgelerde olduğu gibi burada da bizzat inisiyatif kullanmaktan çekinmeyecektir deniyor. Dışişleri Müsteşarı Amerika'ya gidiyor. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın 8-9 Mart'ta Washington'da düzenlenen çalışma grubu toplantılarının sonuçlarını da değerlendirmesi bekleniyor. Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel yine uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor. Bu Washington temaslarında Dışişleri Müsteşarı'nın bu konuda bir haber var burada. Evet, yani Münbiç olayı ve Amerika ile ilişkiler diyelim. Kerem Hocam, nasıl görüyorsunuz son gelişmeleri? Şimdi her şeyden evvel özellikle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında Türkiye aslında yakın dönem askerlik tarihi açısından, askeri strateji tarihi açısından büyük bir başarıya imza attı. Biz yaklaşık 25-30 yıldan bu yana, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, dünyadaki gelişmiş ekonomilerin askeri güçleriyle pek çok coğrafyada gerçekleştirdikleri askeri operasyonlardaki insanlık trajedisini adeta turnusol kağıdı gibi ortaya çıkardık. Çünkü bugüne kadarki yaptıkları askeri operasyonlarda bu batılı ülkeler bu operasyonları yaparken hiç insani değerleri dikkate almadan adeta maalesef bir halı döver gibi terörizmle mücadele kisvesiyle bu coğrafyalarda yaptıkları operasyonlarda şehirleri yaşanamayacak hale getiriyorlardı. Şehirlerin o fotoğraflarını görce insanın içi mahvoluyor ve dolayısıyla da olağanüstü sayıda sivil hayatta yaşamını yitiriyordu siviller. Dolayısıyla bu boyutuyla bakıldığı zaman Türkiye'nin olağanüstü özenli, olağanüstü büyük bir askeri başarısıyla özellikle Fırat Kalkanı'nda ve Zeytin Dalı Harekatı'nda en ufak bir sivilin dahi burnu kanamadan bu operasyonları gerçekleştirmiş olması dünya askeri literatürüne çok önemli bir kayıt olarak düştü ve Türkiye çıtayı çok yükseltti. İfade ediliyor ki Türkiye'nin bu askeri operasyonlarının başarısı nedeniyle diğer ülke tarafından yapılan askeri operasyonlardaki rezaletlerden dolayı milyonlarca insanın Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi başta olmak üzere çeşitli uluslararası mahkemelere başvurarak bu konuda tazminat talep etmelerinin bile gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Deniyor ki Türkiye bu kadar başarı, sivilin dahi burnunun kanamadığı, en ufak bir
hayvanın dahi ölmediği operasyonlar gerçekleştiriyor. O zaman diğer trajedi ve rezalet nedir? Bu noktada Türkiye'nin bu askeri başarısı Amerika Birleşik Devletleri'ne aynı zamanda şunu da gösteriyor. Görebildiğim kadarıyla bu CENTCOM denilen Merkez Komutanlığı'nın önemli generallerinden Votel, Suriye'de bir fiyaskoya imza attık şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Amerika Birleşik Devletleri açısından Türkiye'nin ortaya koyduğu bu askeri başarı aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin daha başından itibaren PKK gibi bir terör örgütüyle, DAEŞ gibi bir terör örgütüyle mücadele edeceğim diye yola çıkmasının ne kadar yanlış bir strateji olduğu noktasında da gereken ipucunu veriyor. Dünya DAEŞ'le mücadele edemiyor görüntüsü söz konusuyken hatırlarsanız bu görüntüler gündeme gelirken DAEŞ sansasyonel bir takım eylemler gerçekleştirirken gerek Suriye'de gerek Irak'ta gerekse dünyanın başka coğrafyalarında Fırat Kalkanı'nda Türkiye DAEŞ'e karşı öyle tabii bir askeri başarı ortaya koydu ki ve DAEŞ öyle bir dağıldı ki biz turnusol kağıdı gibi DAEŞ'le mücadeledeki başarısızlığı ortaya çıkardık. Ve ondan sonra biliyorsunuz Irak'ta da bunu yapabileceğimize dair emareler gösterince birdenbire 53 tane ülkeden oluşan koalisyon paniğe kapılarak şu ana kadar DAEŞ'te doğru dürüst mücadele etmediklerini ortaya koyan Türkiye nedeniyle duydukları mahcubiyetle DAEŞ'te ciddi mücadeleye girdiler ve bir anda DAEŞ meselesi bitiverdi. Yani bu yönüyle bakıldığı zaman Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında uzun soluklu bir müzakere süreci bekliyor. Bu arada da Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye konusundaki samimiyetini göstermek adına bazı şeyler yapması da lazım. Örneğin demir çelik ve alüminyumda neden Türkiye istisna ülke değil? Ayın 23'ünde Amerika Birleşik Devletleri'nin istisna kapsamındaki ülkeler listesine Türkiye'yi de eklemesini bekliyorduk. Birkaç nedenden dolayı bekliyorduk. Bir, biz Amerika'ya dış ticaret açığı veren bir ülkeyiz. Dolayısıyla evet, Trump'ın Trump'ın rahatsız olduğu konu yok. İki, demir çelikte de Amerika lehine dış ticaret açığı veren bir ülkeyiz. Amerika'ya 1 milyar... Özel bir ürün gönderiyoruz biz Amerika'ya. Özel bir şey yapıyoruz. Çok doğrusunuz. Detaylı. 1 milyar 120 milyon dolar onlara demir çelik ihracatı yapıyoruz. Onun karşılığında da 1.3 milyar dolar demir çelik ithalatı da Amerika'dan yapıyoruz. Aşağı yukarı 180-190 milyon dolar Amerika lehine dış ticaret açığı veriyoruz demir çelikte. Şimdi bu tarihi gerçeklere rağmen niye demir çelikte ve alüminyumda biz bu ek vergi kapsamındayız? Bu konuda Amerika'nın belki adımlarını gözden geçirerek gereken düzenlemeleri yapması gerekiyor. Dolayısıyla şimdi Amerika Birleşik Devletleri arasında Türkiye ile bir samimiyet testi döneminden geçeceğimiz bir süreç bizi bekliyor. Yani bu süreç biraz uzun olacak gibi sanki. Uzun ve meşakkatli olacak. Çünkü farklı, evet, terörle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın o kadar net bir duruşu var ki yani hiçbir şekilde durmak bilmeyeceğiz. Biz burayı terörden temizleyeceğiz. Hatta dönüyor Sincar için diyor ki Irak'a yani yapamıyorsanız biz gelelim. NATO burada çok kötü bir performans ortaya koydu. NATO'nun dünyaca kabul edilmiş maddeleri var. Ana sözleşmesi var. NATO'nun ana kuruluş sözleşmesinde sınırlarında tehdit olan ülkeye her yönüyle bütün NATO üyesi ülkelerin destek olması gerektiğine dair açık ifadeler var. Hadi nerede NATO? Yani sadece ve sadece NATO'da Türkiye'nin haklı mücadelesini bilmem ne. Yani o yüzden hani herkes bir samimiyet testinden geçiyor ve göreceksinizdir Türkiye'nin bu askeri harekatlarla ortaya koyduğu büyük başarı, bu destansı başarı ve dünya askeri tarihinde buraya kayıt ettirmiş olduğumuz bu başarılar sonradan çok başarısız askeri operasyon yapan ülkelerin tümüne yol selektörü olarak geri dönecek. Evet, devam ediyoruz. Kerem Hoca'nın bu konudaki değerlendirmesinin ardından Hürriyet gazetesine ben burada dolar yeniden 4 lirayı gördü deyip bırakmak istiyorum. Evet. Şimdi biz az önce Necmettin Bey'le de konuştuk. Yani diyoruz ki işte tam bugün büyüme rakamları ben onu da burada değerlendirmenizi isteyeceğim. Bir de Libor faizler artmış dünyada, o var altta. Şimdi bugün büyüme rakamları gelecek ama büyüme rakamlarını iyi beklerken bakıyorsunuz dolar 4 lira olmuş, borsa sıkıştı. Şimdi dolar niye 4 lirayı gördü? Neden 4 lira oldu dolar? Buradaki temel problemimiz şu. Üzülerek söylemek isterim ki biz Türkiye'de döviz piyasasını arzu ettiğimiz ölçüde derinleştiremedik.
Şimdi canım şu şöyle acıyor benim. Bir ülke düşünün. Sanayisi yaklaşık olarak 207 milyar dolar katma değer üretiyor. Türk sanayisinin ürettiği 207 milyar dolar katma değer, hı hı, dünyada Yeni Zelanda dahil 140 ülkenin gayri safi yurt içi hasılasından daha büyük. Ticaretimiz yaklaşık olarak 97 milyar dolar katma değer üretiyor. 97 milyar dolar katma değerle Ukrayna dahil 129 ülkeden daha büyük gayri safi yurt içi hasıla üretiyor tek başına Türkiye'nin ticareti. Tarım sektörü Bulgaristan dahil 100 küsur ülkenin ürettiği katma değerden daha fazla katma değer üretiyor. Türkiye'nin tarımı tek başına 54 milyar dolar. Şimdi bu ortada bu rakamlar varken Türkiye Avrasya'da büyük bir üretim başarısına imza atarken biz oturup sabahtan akşama kadar sığ bir döviz piyasasında yani 300-400 milyon dolarlık bir hareketle birkaç kişinin kontrolünde artistik hareketlerle kurun 4 liraya çıkarıldığı bir ortamı konuşuyoruz. Benim gerçekten canım acıyor. Türkiye inovasyonu, Ar-Ge'yi, bu üretim başarısını, bu katma değer rakamları küçümsenebilecek rakamlar değil. Türk sanayisinin tek başına Yeni Zelanda dahil 140 ülkenin gayri safi yurt içi hasıladan daha büyük tek başına gayri safi yurt içi hasıla ya da katma değer üretmesi ne demek? Biz bunları konuşacağımıza Türkiye'nin ihracatının bu yıl yeni bir rekor olarak 170 milyar dolara koşmasını konuşacağımıza, Türk turizminin yeniden sıçrama dönemine girdiğini konuşacağımıza, sabahtan akşama kadar kurla yatıyoruz, kurla kalkıyoruz. İnsanın gerçekten canını acıtıyor. Onu ifade etmek isterim. Evet. Peki büyüme rakamları gelecek. Biraz burada büyüme rakamlarını da konuşalım. Sizin çünkü yüksek büyüme beklentileriniz var. Yazılarınızdan da takip ediyorum. Neye dayandırıyorsunuz? Şimdi 2015 100 bazlı olmak üzere bu yılın başından itibaren Türkiye İstatistik Kurumumuz sanayi üretimiyle ilgili hesaplamalarında yeni bir endeks ve evet, baz yıl değişikliğine gitti. Bu değişiklik sonrasındaki 2017 rakamlarını, 2016 rakamlarını yeniden gözden geçirerek, hı hı, orada sanayinin büyüme rakamları, sanayideki üretim artış rakamlarında bazı değişiklikler oldu oranlarda. O oranları dikkate alarak tekrar 2017'ye projekte ettim. 2017'nin son çeyreğine ve 2017'nin bütününe. Ben, hı, uzun zamandan beri Türkiye'nin sanayi üretim performansıyla büyümesi arasındaki ilişkiyi korele ederek, o ilişkiyi kurarak büyüme tahminleri yapıyorum. Yaptığım o büyüme tahminlerinde en kötü senaryoda 2017'nin son çeyreğinin 8,4 çıktığı, hı hı, iyi senaryoda ise 12,01 çıktığı bir oran yakaladım. Yani 8,5-12 arası bekliyorsunuz. Dolayısıyla bugün sabah saat 10'da, evet, biraz sonra TRT Haber'de de mutlaka bu rakamlar açıklandığı anda kamuoyuyla paylaşılacak. Dördüncü çeyrek için kötü senaryoda 8,4, ortalama senaryoda 10,4. Yıllık. Yıllıkta şeyde de 12,1. Bu iyi kötümser senaryo diye aldığımız zaman eğer dördüncü çeyrekteki kötümser senaryo olursa 7,4-7,5. Yıllık büyüme bekliyorsunuz. Eğer orta senaryo olursa 7,8-7,9. Eğer iyimser senaryo olursa son çeyrekte, yani neredeyse 12 kadar çıkarsa son çeyrekteki büyüme, o zaman Türkiye'nin 8,25 ile 8,45 arasında 2017'nin rekor bütününde bir büyüme gerçekleştirdiğini görebiliriz. Ama her halükarda izleyicilerimiz şunu bilsinler. En kötü senaryoda dahi, yani 2017'nin bütününde Türkiye ekonominin 7,4, bu da kötümser senaryo, lafın gelişi, yani o bizim kendi ifademiz. En kötü senaryo olan 7,4'te dahi Türkiye 2017 yılını G20 ülkeler arasında en yüksek büyüme rekorunu kırmış ülke olarak tamamlayacak. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Peki o zaman bir revizyon gelir herhalde bu kredi derecelendirme kuruluşlarından, raporlardan, OECD'den, yani, IMF'den, oradan buradan ne diyorsunuz? Şimdi buradan? Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının imza attığı skandalın, Moody's'in... Hani Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu geliyor, onu da arayalım. Tabii onlar da yani... Tabii ama burada unutmamak lazım, Japonya bu derecelendirme kuruluşlarından, bu 3 derecelendirme kuruluşlarından senelerce gördüğü kötü muameleyi kendi telafi etmek var, için kredi kuruluşu var. Kendi GCR'ını kurdu, kendi, evet, Japon rating şirketini kurdu. Ama bu Japon rating kuruluşunun uluslararası düzeyde aynı ölçüde kabul görmemesi adına bu üçlü ciddi bir baskı da oluşturdular. Dolayısıyla Japon rating kuruluşu
Kurulu'nun gördüğü baskıyı bizim Milli Derecelendirme Kuruluşumuz da görebilir. O yüzden Milli Derecelendirme Kuruluşumuzun mutlaka uluslararası düzeyde de arkasında duracağımız bir strateji oluşturmak lazım. GCR'ın yaşadığı tecrübe dikkate alındığında. Kesinlikle dünyada sözü geçen bir kredi derecelendirme kuruluşu olma adına yola çıkması gerekiyor. Aynen öyle. Gerekli. O da şöyle olabilir. Türkiye İslam Kalkınma Teşkilatı ya da İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki ülkelere hizmetler vererek Körfez'de, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Avrasya'da, Orta Asya'da, Rusya. Kafkasya'daki ülkelere hizmet vermek suretiyle çok geniş bir coğrafyada aslında bu Milli Derecelendirme Kuruluşu ile ilgili olarak hizmetlerini önemli bir uluslararası düzeye taşıyabilir. Hı hı. Bu da Türkiye'yi daha etkili hale getirebilir. Yani onunla ilgili bir stratejimiz olması gerekiyor. Enflasyonla ilgili olarak sizin son bir yazınız vardı. Enflasyon tuzağına dikkat çekiyordunuz. Şimdi ben öbür gazeteye geçmiyorum. Biraz burada çünkü en çok konuşulan konu büyüyoruz. Nasıl büyüyoruz? Cari açımız artıyor. İşte dolar yükseliyor. Şimdi, enflasyon. Burada iki tane başlık ilişkisi var. Bunlardan evet, bir tanesi işte doların 4 lirayı görmesi. Evet. Öbürü de Londra'daki bankalar arası para piyasası faizi olan Libor dedikleri London Interbank Offer Rate dediğimiz Londra bankalar arası para piyasasındaki dolar veya euro cinsinden faiz oranları ile ilgili rakamlar. Şimdi Libor artıyor. Neden? Çünkü Avrupa Merkez Bankası yavaş yavaş parasal genişleme döneminden parasal sıkılaştırma dönemine geçtiği izlenimi veriyor. Yavaş Amerikan Merkez Bankası faiz arttırıyor. Bu nedenle dolar ve euro cinsinden faizlerin bankalar arası para piyasası faiz oranlarının artık artış trendine girdiği bir dönemin içinden geçiyoruz. Gerek bu gelişmeleri bahane ederek gerekse de Türkiye'deki maliyet enflasyonu bazlı enflasyonist süreci bahane ederek dört koldan gerek yurt dışındakiler gerek yurt içindeki kimi aktörler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı ille de en az 3 ile 5-6 puan arasında acayip bir faiz artışı zorlamaya çalışıyorlar. Bakıyorsunuz raporlara. Laflar döndürülüyor. Işte bir bakıyorsun son cümle yine aman şu Merkez Bankası bir an önce faiz arttırsaya geliyor mesele. Şimdi bu yönüyle bakıldığı zaman aslında bu yaşadığımız sürecin özü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası üzerinde bir faiz arttırma sürecini oluşturmaktır. Benim burada işaret ettiğim risk şudur. Türkiye bir maliyet enflasyonu süreci yaşıyor. Ekonomi literatürü, iktisat deneyimi ifade eder ki maliyet enflasyonu baskısının olduğu bir ekonomide faizleri arttırmanız daha büyük bir kete yol açar. Bu 1970'lerden beri defalarca kanıtlanmış bir gerçektir. 1970'lerde petrol fiyatlarının artmasından dolayı dünyadaki önemli ülkeler bir maliyet enflasyonu baskısı sürecine girdiğinde bundan kaynaklanan enflasyonu doğru okumayan merkez bankaları paniğe kapılarak faiz oranlarını arttırmışlardır. Ve ekonomilerini stagflasyon dediğimiz yani yüksek enflasyon yetmezmiş gibi yüksek durgunluk ve o durgunluğun sebep olduğu ağır işsizlik sorunun içerisine düşürmüşlerdir. Şu anda faizler artsın diye tepinenlerin bilmeleri gereken temel gerçek şu ki böyle bir maliyet enflasyonu konjonktürü yaşayan Türkiye'de Merkez Bankamıza ve ekonomideki aktörlere faiz arttırmaya kalkarsanız Türkiye ekonomisini bu büyüme trendi içerisinde, büyüme bizim için çok önemli, pedalın dönmesi gerekiyor. Bu büyüme trendi içerisinde bizi stagflasyon belasının içerisine sokabilirler. Dolayısıyla bu stagflasyon belasına düşmememiz için faiz konusunda doğru bir strateji izlememiz lazım. Türkiye'de şu anda enflasyonun düşmesini sağlayacak olan temel argümanlar ekonomideki diğer bakanlıklarımız tarafından atılacak maliyetleri azaltıcı tedbirlerdir. Sayın Başbakanımızın da, Sayın Binali Yıldırım'ın da bu konuda yeni paketlerin ve yeni tedbirlerin geldiğine dair son derece önemli açıklamaları var. Bizim maliye politikası cephesinde ve Ekonomi Bakanlığımızın ihracat ithalat politikaları çerçevesinde ekonomideki maliyetleri aşağıya çekecek tedbirlerle ilgili süreçlere ihtiyacımız var. Şu anda Merkez Bankamıza 3-5 puan faiz arttırmaya kalktığımızda bu zaten yükselmiş olan finansman maliyetlerinin Türkiye'de daha da yükselmesine sebep olur. Reel sektörümüz hiç kredi kullanamayacak hale gelir.
maliyet enflasyonu yaşayan bir Türkiye'ye bir de finansman maliyeti şoku yaşatırız. Bunu anlamamız lazım. 70'lerden beri iktisat literatüründe kitaplara girmiş bir konu ama gel gör ki ekonomistlerle gırtlak gırtlak bunun kavgasını yapıyoruz. Maalesef, bir de bunları söylediğimiz zaman da ya Kerem Hoca da popülist oldu falan filan. Öyle laflara da maruz kaldığımız bir gerçek. Teşekkür ediyorum Kerem Alkin değerlendirmeleriniz için. Programın sonuna geldik. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kerem Alkin'in manşetlerine gidiyorum şimdi. Kendisi neler söyledi diye hemen bir bakalım. Suriye'deki askeri başarımız Amerika'ya YPG'ye desteğinin yanlış olduğunu net bir şekilde gösterdi dedi. Türkiye ile Amerika'yı şu anda uzun soluklu bir müzakere süreci bundan sonrasında da bekliyor yorumunu getirdi Kerem Alkin. Türk iş dünyasının ürettiği 207 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasıla sanayinin sanayide, ama Türk sanayisinin ürettiği 207 kesinlikle milyar dolarlık göz ardı ediliyor dedi. 140 ülkeden dünyadaki daha yüksek. Bunları konuşmalıyız dedi. 2017 yılı 4. çeyreğinde en az 8.4 en yüksek %12 büyüme hızına ulaşılacağını 4. çeyrek için beklediğini ifade etti biliyorsunuz. Yaklaşık 5 dakika biraz sonra mahcup olacak biz olmayacak biz göreceğiz. Evet göreceğiz. Türkiye 2017'de OECD ülkeleri arasında en yüksek büyüme hızına ulaşacak diyor Kerem Alkin. Artı bakalım. G20. Ve G20'de de diyor birazdan açıklanacak göreceğiz. Faiz lobisi kurları yükselterek Merkez Bankası'nın 3 ila 5 puan maalesef faiz artışına zorluyor. Biz de bunun savaşını veriyoruz. Ben popülist yorumlar yapmıyorum diyor Kerem Alkin. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Her zaman beklerim. Sağ olun. Evet programın sonuna geldik. Yarın haftanın son günündeyiz. Az sonra büyüme rakamları gelecek. Tabii ki TRT Haber'de değerlendirmeler olacak. TRT Haber'den ayrılmayın. Sabah 9.15'te bizimle birlikte olun. Ekonomiyi konuşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.